Merhaba arkadaşlar, Great Vibes hoş geldiniz. Ben Cengiz Han. Bugün sizlerle Avrupa Birliği içerisinde evlenmek istediğinizde gerçekleşen süreçlerden ve gereken evraklardan, bunların hazırlanmasından bahsedeceğim. Kişilerin durumuna göre evraklar ve süreçler farklılık göstermekte. Bu nedenle bir video serisi hazırladım. Ve bu video serisi içerisinde farklı durumlara göre süreçlerin nasıl gerçekleştiğini anlatan bir dizi video var. Bugün özellikle hangi durumdan bahsedeceğimi sizlere izah edeyim. Eğer ki bu durum size uymuyorsa lütfen diğer videolar içerisinde durumunuzun en uygun olanını bulup bilgi almaya çalışın arkadaşlar. Bugün anlatacağım videoda Avrupa Birliği içerisinde oturumu olsun veya olmasın fark etmeksizin bir Türk vatandaşının Avrupa Birliği içerisinde yaşayan Avrupa Birliği vatandaşı veya Avrupa Birliği oturum kartına sahip olan bir Türk vatandaşı olmayan kimseyle nasıl evlenebileceğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Özellikle böyle detaylı bir tanım yapıyorum ki yorumlarda sorularla kaybolmayın diye. Şimdi böyle tanım yapınca biraz kafalar karışabiliyor. Ben durumu anlatayım. Türkiye'de yaşayan bir Türksünüz veya Avrupa Birliği'nin hali hazırda oturum kartı olan bir Türk vatandaşısınız diyelim. Eşiniz de mesela örnek verelim, Polonya'da yaşıyorsun, eşiniz Polonya vatandaşı ve Polonya'da evlenmek istiyorsunuz. Ya da eşiniz Portekiz vatandaşı fakat Polonya'da yaşıyor, onunla Polonya'da evlenmek istiyorsunuz. Ya da eşiniz bir Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı değil, yani kendisi bir Türk de olabilir, bir Suudi Arabistanlı da olabilir, bir Ukraynalı da olabilir. Fakat bu eşinizin vatandaşlığı olmamasına rağmen AB vatandaşlığı, o bulunduğu ülkede oturum izni varsa o bulunduğunuz ülkede evlilik yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu durum altında gerçekleşen süreçleri ve gereken evrakları size iki farklı durumda izah etmeye çalışacağım. Şunu da özellikle söylemek istiyorum. Avrupa Birliği içerisindeki ülkelerde bu bahsettiğimiz süreçler ve evraklar farklılık gösterebiliyor. Hatta bazen ülke içerisinde şehir veya bölgeye bağlı olarak farklı evraklarda talep edilebiliyor. Bu nedenle muhakkak evlilik tarihini almaya karar verdiğiniz ya eşiniz evlilik tarihi almaya gittiğinde müstakbel eşiniz bir tarih almasını ve bu evraklardan hangilerinin gerekli olduğunu kesinlikle öğrenmesini tavsiye ederim. Fakat benim bugün bu video içerisinde size bahsedeceğim evraklardan Türkiye'den gelmesi gerekenler veya Türk konsolosundan gelmesi gerekenler tüm Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde aynı şekilde gerçekleşiyor. Bu evraklardan yana bir sıkıntınız olmasın. Buna tamamen itimat edip güvenebilirsiniz. Yani Türkiye'den getireceğiniz evraklar aşağı yukarı her yerde aynı şekilde istenecek sizden. Azını isterler, fazlasını istemezler. Ve arkadaşlar videomuzda iki durum mevcut olsun ve bu iki duruma göre nasıl gerçekleştiğini sürecin sizlere anlatayım. Birinci durum şöyle olsun. Siz Türkiye'de yaşıyorsunuz ve Avrupa Birliği ülkesi içerisinde yaşayan bir yabancı kız arkadaşınız var veya erkek arkadaşınız var. Onunla evlilik hazırlıkları yapıyorsunuz. Süreç nasıl işliyor Türkiye'den giderken? Şimdi arkadaşlar benim öncelikle tavsiyem müstakbel eşinizin öncelikle bir tarih alması belediyeden. Bazen evrakları vermeden belediye tarih vermeyebilir ama bazı ülkelerde de eğer ki rica ederse hali hazırda bir tarihi sizin için atarlar. Neden bir an önce tarih atamanızı söylüyorum? Çünkü özellikle yaz dönemlerinde, bahar dönemlerinde nikah tarihi bulmanız zorlaşabiliyor. Bu böyle bir sorunla muhatap olmamak için arkadaşlar erkenden tarihinizi ayarlayın. Şimdi diyebilirsiniz ben 6 ay öncesine tarih aldım hemen benim gelmem mi gerekiyor? Hayır arkadaşlar nikaha 1 ay kala bazen 2 ay da olabiliyor bu. Sizin gelip bazı işte o hazırlamanız gereken evrakları teslim etmeniz ve evlilik akdinin taslağını doldurmanız gerekiyor. Dediğim üzere erkenden tarih alabilirsiniz. Bu sizin avantajınıza. Çünkü uçak bileti vesaire ona göre ayarlarsınız kendinizi. Şimdi burada bana şunu sorabilirsiniz. Ya işte ben bu evrakları yaptım. Vizeyi nasıl alacağım? Bu konuda vizeden bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Ama kısa bilgi vereyim. Hani aklınızda bulunsun. Almanız gereken vize arkadaş veya aile ziyareti vizesi. C tipi kısa süreli vize. Lütfen aile birleşim vizesi falan vesaire demeyin. Sizin durumunuzda aile birleşim vizesi falan yok. Çünkü daha aile değilsiniz henüz. Arkadaş ve aile ziyareti vizesi alıp kısa süreli C tipi vizeyi alıp
ülkeye evlilik için gelmeniz gerekiyor. Ondan sonra oturuma başvurup daha uzun süreli kalışlarınız için size evrak verilecek. Neyse, buralara girmek istemiyorum. Hızlıca devam edelim. Şimdi arkadaşlar, eşiniz tarihi aldı ve dedi ki işte şu tarihte evleneceğiz. Diyelim ki işte 1 Haziran olsun sizin düğün tarihiniz. 1 Haziran'da düğün tarihiniz var. 1 Mayıs'ta diyelim, bir ay öncesinden, ya da bilemediniz, 1 Nisan'da evlilik aktini düzenlemek için oraya gitmeniz gerekiyor ve evrakları teslim etmeniz gerekiyor. Sizin orada olmanız gerekiyor evlilik akti için bu arada. Çünkü imza atacaksınız. Nasıl, ne olduğundan bahsedeceğim birazdan. Şimdi bu duruma hazırlıklı olmak için eşiniz mutlaka söyleyecektir zaten ofisteki kişi. Tarih aldıktan sonra en son evrak teslim tarihi ne zaman onu öğrensin. Ona göre uçak biletinizi kendinizi ayarlayın arkadaşlar gitmek için. Tamamdır. Diyelim ki bir ay öncesinden teslim etmeniz gerekiyor. İşte eşiniz 1 Mayıs, işte 30 Nisan gibi uçak biletinizi aldınız, gideceksiniz. Hemen arkadaşlar, uçak biletinizi alıp gideceğiniz haftanın içerisinde, lütfen fazla uzatmayın o tarihleri, o an, gitmeden önceki hafta tüm evraklarınızı halledin. Çünkü evraklarınızın güncel olması gerekiyor. O evrakları o bir hafta önce gelmeden hemen bir hafta önceki süreç içerisinde hazırlayın. Şimdi hemen bahsedelim. Türkiye'den gelirken getirmeniz gereken evraklar neler? Bu evrakları toplamak için arkadaşlar, bulunduğunuz ilçedeki kaymakamlığa gittiniz. Nüfus vatandaşlık işleriyle ilgilenen kısma geldiniz ve sıranız geldi, memurun karşısına oturdunuz. Memurdan rica ediyorsunuz. 1. Lütfen bana uluslararası doğum sertifikası örneği verebilir misiniz? Uluslararası doğum sertifika örneği nedir diye sorarsa, abi formül A diye bir şey varmış. O hem çoklu dillerde oluyormuş. Bana o evrak lazım. Okey. Sizin birinci evrağınız bu. Uluslararası doğum sertifikanız çok dilli. Bunu aldınız arkadaşlar, kenarıya koydunuz. İkinci evrağı talep ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bana lütfen varsa çok dilli. Çok dilli olması şu yüzden önemli. Çünkü çeviri yaptırmamanız gerekebilir. Neyse. Çok neymiş ikinci evrağımız? Çok dilli evlendirme ehliyet belgesi verir misiniz diye soracaksınız arkadaşlar. Evlendirme ehliyet belgesini doldururken eşinizin kimlik bilgilerine ihtiyaç duyacak. Hangi kimlik bilgilerini görülmesi istenir? İsmi, soy ismi, doğum tarihi, doğum yeri, anne adı, baba adı gibi bilgilerin gözüktüğü bir kimlik belgesinin taranmış hali vesaire yanınızda olursa, hani memura da gösterirsiniz işte bu eşimin kimliği. Ona göre orada bilgileri doldurursunuz memurla birlikte. O evrağın çıktısını alıp yanınıza koyarsınız arkadaşlar. Eğer ki arkadaşlar daha önce başınızdan bir evlilik geçtiyse ve boşandıysanız, bununla ilgili olarak da ekstra bir evrak almanız gerekiyor. Evlenmenize bir mani olmadığına dair evrağı da lütfen talep edin. Varsa İngilizce versiyonunu isteyin. Eğer ki yoksa da onu bir ihtimal konsoloslukta halledebilirsiniz. Konsoloslukta halledebildiğinden eminim. Gideceğiniz ülkedeki Türk konsolosluğundan evliliğinize bir mani olmadığına dair belgenin verildiğinden eminim. Aslında evlendirme ehliyet belgesi de o anlamda geçiyor ama bazen isteyebiliyorlar. Dediğim üzere eğer ki halledemezseniz orada konsoloslukta halledebilirsiniz. Ama büyük ihtimalle Türkiye'de de verirler tabii ki konsoloslukta verilecek evrağı. Ve ne dediğim gibi arkadaşlar, eğer ki başınızdan bir evlilik geçti ve boşandıysanız mümkün olabilir. Bazı durumlarda başınızdan evlilik geçtiyse ve boşanma yaşadıysanız arkadaşlar, boşanma davanızın kararının o ülkenin diline çevrilmiş halinde isteyebilirler. Ama lütfen siz böyle bir şeyden bahsetmeyin. Dediğim üzere eğer ki isterler, yokuşa sürerlerse yanınızda alın evrağınızı da, boşanma kararınız da lazım olabilir. Çok önemli bir şey var arkadaşlar. Bu evrakları alıyorsunuz ya Türkiye'de kaymakamlıktan. Lütfen aldıktan sonra memura nerede apostil yaptıracağınızı sorun. Yine aynı bina içerisinde, kaymakamlığın içerisinde apostille ilgilenen bir memur vardır. Onu yaptırmazsanız, çünkü evrağınızı kabul etmeyebilirler. Apostil bir devletin tescil ettiği evrağın uluslararası geçerlilik belgesi. Onu böyle kağıdın arkasını, kağıdın kulağını kıvırıp arkasına bir kağıt daha ekleyecektir. Mühür vesaire basacaktır. Sonra zımbalayacaktır. Mutlaka onu da yaptırmayı ihmal etmeyin. Şimdi arkadaşlar, ne dedik? Bir tanesi durumunuza bağlı opsiyonel olmak üzere toplamda 3 evrağınız oldu değil mi? Ne dedik? Uluslararası nüfus doğum kayıt belgesi, evlendirme ehliyet belgesi. Bu ikisi çok dilde olacak. Ve işte evliliğinizi, eğer ki boşanma geçirdiyseniz başınızdan, evliliğinizi mani olmadığına dair bir belge varsa çok dilli. Bunu bazen isterler, bazen istemezler. Dediğim üzere durumunuza göre bir eşinize sorun, istiyorlar mı bu evrağı. Ve mutlaka giderken de yanınızda mahkeme kararınız, yani boşanma mahkeme kararınız olsun. Eğer ki çevirisini isterlerse orada çevirisini yaptırırsınız.
Bu bahsettiğim evraklardan çok dilli olanlar, ki eğer ki çok dilli versiyonu alabilirseniz, evlendirme ehliyet belgesi ve uluslararası doğum önleyenin arkadaşlar, çevirisini yaptırmanıza gerek yok. Neden peki bu iki evrağın çevirisinin olmaması gerekiyor? Çünkü bunlar uluslararası kurallarla düzenlenmiş evraklar arkadaşlar. 1974 yılında Türkiye buna imzasını koyduğu için diğer imzası olan ülkeler arasında bu kabul ediliyor. Dediğim üzere sorun çıkarırlarsa da söylersiniz kendilerine. Bu CIEC yani Commission Internationale de l'État Civil. Yani Türkçe meali Milletler Arası Ahvali Şahsiye Komisyonu kararı gereğince bunu kabul etmeniz gerekiyor diyebilirsiniz. Polonya, Almanya, Fransa, İtalya birçok ülke bunun parçası dediğim üzere. Eğer ki sorun çıkarırsa daire illaki tercümesini istiyorum diye hayır isteyemezsin diye söylersiniz. Ki zaten görürsünüz arkasında onun o ülkenin diline de ait çevirisi vardır mutlaka. Dediğim üzere bu şekilde de hakkınızı arayabilirsiniz. Eğer ki sizden çeviri isterse çünkü çeviri çok para arkadaşlar. Eğer ki uluslararası belgeniz varsa boşuna çeviri yaptırmayın. Ekstradan ihtiyacınız olan birkaç evrak daha var bunları eklemeniz gereken. Bir tanesi arkadaşlar pasaportunuzun kimlik sayfası. Bu ilk sayfada resminizi, işte bilgileriniz yazıyor ya, isminiz, soyisminiz vesaire. O sayfa ve o ülkeye giriş izni veren vizeniz. Ve tabii ki düğün tarihine kadar size kalış hakkı veren vizenizin fotokopisi de ve tabii ki evrağınızın orijinali de, pasaportunuzun orijinali de yanınızda olsun. Bazı durumlarda fotoğraf isteyebiliyorlar. Fotoğrafın adetini ve sayısını evrakları sorduğunuzda öğrenirsiniz. Ona göre onu da orada çektirirsiniz. Türkiye'de çektirip gelmeyin çünkü bizim Türkiye'de bazen fotoğraflar büyük falan çekiyorlar. Veya işte tam biyometrik olmuyor. Burada 3.5'a 4.5 veya 4.5'a 5 veya 4.5, neyse emin değilim. O formatlardan birisi geçerli oluyor. Türkiye'deki fotoğraflar işinize yaramayabilir. Buraya getirmeyin boşuna. Yani eşe dosta arkasını imzalayıp verirsiniz hatıra diye. Dediğim üzere kullanamazsınız. Peki arkadaşlar, ikinci durumdan bahsedelim hızlıca evrakların toplanması ile ilgili. Diyelim ki hali hazırda bir Avrupa Birliği ülkesinde veya herhangi bir ülkede yaşıyorsunuz. Yani Türkiye'de değilsiniz ve bu evrakları nasıl toplayacaksınız arkadaşlar? Hemen söylüyorum. Yazıyorsunuz yaşadığınız ülkeyi ve Türkiye konsolosluğu nerede? Bakıyorsunuz, o şehri adresi atlayıp gidiyorsunuz ve kendilerinden bu evrakları talep ediyorsunuz. Aynı Türkiye'de kaymakamlıkta aldığınız gibi konsolosluklara bu evraklar hazırlanıp size veriliyor. Hangi evraklar demiştim arkadaşlar? Tekrar ediyorum. Uluslararası doğum belgesi, evlendirme ehliyet belgesi. Mümkünse bu ikisinin çok dillisini isteyin. Bir daha çeviriyle uğraşmayın. Ve eğer ki başınızdan bir evlilik geçtiyse evlenmeye dair bir maninin olmadığını belirten yazı talep edilecektir sizden. Bunları da dediğim üzere konsolosluktan alabilirsiniz. Bir de şunu eklemek istiyorum arkadaşlar. Konsolosluğa giderken bazen eşinizin sizle gelmesini isteyebilirler. Yani müstakbel eşinizin bu evrağın doldurulması için. Lütfen öncelikli olarak da konsolosluğu arayın. Sorun, eşimin gelmesine gerek var mı yoksa kimliğini getirsem yeterli olur mu? Çünkü şu bilgileri görmek istiyorlar bu evrağı doldururken. Eşinizin işte adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, anne adı ve baba adı. Niye? Çünkü bunlar ayırt edici bilgiler. Onların olduğu bir evrakları varsa onu da alıp gidebilirsiniz. Eğer konsolosluk illaki eşinizin gelmemesinde ısrar ederse. Ama mutlaka kimliğinin yanında olması gerekir. Polonya özelinde söylüyorum. Eşinizin Polonya Cumhuriyeti kimliği, yani ID kart dediğiniz kart yeterli olacaktır bu evrağın hazırlanması için. Anne baba ismi, doğum yeri, tarihi falan hepsi yazıyor onun üzerinde. Ve tabii arkadaşlar bunu ek olarak daha az önce bahsettiğim üzere yine pasaportunuzun o ilk sayfasının fotokopisi, eğer uzun zamandır orada yaşıyorsanız artık bir vizeniz yoktur sizin. O yüzden oturum kartınızın arkalı önlü fotokopisi ve hatta mümkünse kararlarınızın, oturum kartı kararlarınızın arkalı önlü fotokopilerini de ekleyip başvurunuza koyun arkadaşlar. Çünkü sorarlar size pasaportunuzda vize yok, sen niye buradasın diye. Ya tabii görmesi gerekiyor ki orada yaşıyorsunuz. Evet arkadaşlar, evrakları vesaire topladınız. Ne demiştim? Düğün tarihinden 1 veya 2 ay önce sizi çağırıp evraklarınızı işleme alıyorlar. Evraklarınızı kontrol ediyorlar. Ve orada evlilik akdinin taslağı hazırlanıyor. Evlilik akdi ne diye soracak olursanız arkadaşlar, işte orada bazı durumlar var değil mi? Evliliğiniz sonrası doğacak durumlar var. Mesela eşinizin soyadı nasıl olacak? Hangi eş hangi eşin soyadını alacak? Avrupa'da böyle bir durum söz konusu. İsterseniz eşinizin soyadını da alabiliyorsunuz. Hangi eş hangi eşin soyadını alacak? Çocuğunuz olduğu zaman çocuklar kimin soyadını alacak veya hangi soyadını alacaklar? Tüm bunları evlenmeden önce anlaşmanız gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ben o ülkeye gittim. Mesela diyelim çok spesifik bir ülkeye gittiniz işte. İngilizce konuşulmayan bir ülkeye ve o ülkenin ana dilini bilmiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
muhakkak arkadaşlar yanınızda yeminli bir tercüman götürmeniz gerekiyor. Bu yeminli tercüman size işte o memurun sorduğu soruları tercüme edip siz ona göre cevap vereceksiniz. Dediğim üzere çünkü orada bir anlaşma yapıyorsunuz ve onun için dili iyi anlamanız gerekiyor. Mesela benim durumumda ben lehçe konuşabiliyordum ama yine de risk etmedim. 100 zloty parayı verdim, yanımda aldım tercümanı götürdüm. Ve işlemlerimi o şekilde hallettim. Orası çok güzel bir detay. Memur şey dedi, sen de lehçe anlıyorsun dedi. Hani daha tercüman çevirmeden ben cevabını veriyordum. Dedi, niye tercüman getirdin? Ya dedim garanti olsun dedim. Hani, çünkü arkadaşlar burada bazen faşist memurlara denk gelebilirsiniz. İşinizi yapmazlar. O yüzden her zaman en kötüye hazırlıklı olun. Neyse ondan sonra işte öldüğünce bir böyle bir huzursuzlandı. Benim tercüman ya işte garanti olsun falan pişman. Ondan sonra neyse biz hazırladık işte o anlaşmayı. İşte ben imza attım, eşim imza attı. Böyle bir sessizlik oldu. Bir anda ayağa kalktı tercüman. Cebinden böyle bir buzdolabı poşetine sarılmış mühürle o işte mürekkep bastığı yer. Türkçem çok kötü, kusura bakmayın ya. Neyse o ıslak mühürün olduğu ne derler ona, o tablayı çıkarttı böyle haşır muşur açtı buzdolabı poşetin içerisinden. Benim suratıma baktı, memurun suratına baktı, gülümsedi. Vurdu köşesini oraya yazdı. Yeminli tercüman tarafından çevirmişti. Adam 100 zlotinin hakkını verdi orada. Neyse arkadaşlar işte aklınızda bulunsun yani lazım olabilir. Ve önemli bir kısım daha var. Az kalsın atlıyordum arkadaşlar. Mutlaka eğer ki belirlediyseniz şahitlerinizin kimlik fotokopileri veya eğer ki yabancı birisi ise mesela benim şahidim resmi nikahta ablamdı. Ablamın kimlik fotokopisini ben onlara da o görüşmede teslim ettim. Eşim de işte arkadaşının kimlik fotokopisini teslim etti. Dediğim üzere şahitlerinizin de bilgilerini lütfen bu başvuru esnasında götürmeye çalışın. Eğer ki eksik olursa arılar sonra. Eğer şahitleri belirlemediniz mi falan pişman diyorsa hani son dakikaya da yakın verebilirsiniz ama dediğim üzere erkenden verin ki kurtulun arkadaşlar. Bir daha başınız ağrımasın düğün gününde. Ve evet arkadaşlar her şey hazırlandı. Resmi nikah için hazırsınız. Mutlaka size görevli resmi nikahın nerede olacağını ve saat kaçta olacağını söyler. Ona göre kendinizi ayarlayın. Düğün gününde arkadaşlar bakın bunu hemen söylüyorum. Unutmamanız gereken çok önemli bir şey var. Mutlaka ceketinizin veya çantanızın gözüne kendi kimliğinizi, siz yabancı olduğunuz için pasaportunuzu, eşinizin kimliğini veya pasaportunu hangisi gerekliyse ve şahitlerinizi arayıp mutlaka kimliklerinizi yanınıza alın demeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü onlar olmazsa nikahta sorun yaşarsınız. Ne yapıyorsunuz? Bu düğünde resmi olarak yer alacak 4 kişinin kimlikleri ve pasaportları muhakkak yanlarında oluyor. İkinci önemli şey yüzüklerinizi almayı mutlaka unutmayın. Çünkü yüzüklerinizi de takacaksınız orada. Yüzükleriniz de yanınızda olsun. Tabii önemli şeylerden bir tanesi eğer ki o dili konuşamıyorsanız o güne tercüman rezervasyonu yapmayı unutmayın. Tercümanla görüşün. O günün için randevu alın kendisinden. Çünkü o da işte orada düğünde size söylemeniz gereken şeyleri çevirecek. Bu da çok önemli. Kısaca arkadaşlar isterseniz biraz da nikah nasıl gözüküyor ondan bahsedeyim. Düğün değil. Dikkatinizi çekelim. Nikah nasıl gözüküyor? Şehrin güzel bir odasını ayarlarlar, tertip ederler sizin için. Büyük yine küçük yine bağlı olarak değişebilir. Benim evlendiğim yer mükemmel bir yerdeydi. Tam o şehrin eski merkezinin tam ortasındaki binada evlendik biz. Gidiyorsunuz işte. Memur işte evliliğin ne diyelim erdemleri hakkında birkaç konuşma yapıyor. Ondan sonra işte sizden bir yemin etmenizi istiyor. Türkiye'deki gibi evet hayır yok arkadaşlar. Heyecanlı damat var ya mikrofon adını soyadını soruyor. Mikrofonu eline kaptığı gibi evet diye bağırıyor. Yemin nasıl oluyor arkadaşlar? İşte anlamazsınız ya ülkenin dilini bilmiyorsunuz ama İngilizce size tercüme eder. İşte iyi günde, kötü günde, hastalıklı, sağlıklı, işte her zaman işte bağlı kalacağıma vesaire bu tarz bir yemin ediyorsunuz. Öncelikli olarak eşiniz ediyor. Ondan sonra da daha doğrusu öncelikli olarak bayan yemin ediyor. Daha sonra erkek yemin ediyor. Eğer ki tercümanınız varsa önce o hanımefendi yeminde söylemeniz gereken şeyleri söylüyor. Tercüman onu İngilizce çeviriyor. Sonra siz tercümanın söylediğini İngilizce sesli bir şekilde söylüyorsunuz. Bu Berman'da şeytan üçgeninde durum gerçekleşiyor. Ben bu sefer tercümanın ayıp olmasın kendini önemsiz hissetmesin diye bekledim. Onun söylediğini İngilizce söyledim. Dediğim üzere onu da aklınızda bulunsun. Heyecanlanmayın. O heyecanlı damat videosundaki gibi olmayın. Evet arkadaşlar yeminlerinizi ettiniz.
her şey önce hanımefendi, sonra işte damat bey yeminlerini etti. Sonra ne oluyor? Bir anda oradan birisi teybin tuşuna basıyor. Hakan altından çalıyor. Teklif ediyorum. Tabii ki hayır arkadaşlar. Öyle müzik, eğlence falan vesaire olmuyor. Genelde klasik müzik vesaire çalıyorlar. Avrupa yani, anlarsınız. Tabii ben hemen şey yaptım orada. Kendime beyaz Türk jesti yaptım. Ya bu şaka yapıyorum. Ben öyle şeylere fazla dikkat etmem de eşim seviyor. Orada piyano hizmeti de varmış işte. Kaç 50-60 zloty veriyorsunuz orada bir görevliye. Orada piyano çalıyor. Böyle bir beyaz Türk gibi evlendim. Bonjour mon cher. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne var genç adam? Ah mon cher. O şekilde piyano çaldılar. Şimdi neyse, o adam piyano çalarken işte siz gidiyorsunuz, imzalarınızı atıyorsunuz. Şahitleriniz imzalarını atıyor. Bir de hatıra defteri konuyor Polonya'da. Çok hoş bence. O hatıra defterine işte herkes imzasını atıyor, düğüne katılanlar. Ondan sonra size işte çiçek getiriyorlar. Hediye getiriyorlar. Size hediyelerini teslim ediyorlar. Ve ondan sonra nikahınız tamamlanıyor arkadaşlar. Düğün yapacaksanız düğün yerine gidersiniz. Düğün yapmayacaksanız işte bir restoranda yemek yiyeceksiniz, yemek yersiniz. O tamamen düğün sonrası falan size kalmış. Evlendiniz, barklandınız, yuva sahibi oldunuz. Olay bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Tabii öncelikle evliliğin sorumlulukları şudur budur diye girmeyeceğim ama nikah memurları gibi. İşte evlilik hayatı yeni başladı. Bundan sonra sorumluluklarınız daha da büyüyor. İki kişi bir kişi oldu. Neyse bugün neşem yerinde, kusura bakmayın. Dediğim üzere muhabbet uzuyor. Enough! Alright everybody, just try to put a brave face on. Nikahtan sonra yaklaşık olarak bir hafta içerisinde evlilik sertifikanız hazırlanmış olur. Lütfen belediyeden o görüşmeyi yaptınız ya, ilk evrakları teslim ettiğiniz yerden gidip evlilik sertifikanızı alın. Ücret talep edebilirler. Hazırlıklı olun. O evlilik sertifikasının orijinalini alıyorsunuz arkadaşlar. Kendi kimliğinizi alıyorsunuz. Eşinizin anne baba bilgisinin, isim bilgisinin yer aldığı kimliğini de bunların içerisine koyup en yakın konsolosluğa gidiyorsunuz. Neden? Çünkü evliliğinizi Türk makamlarına da tescil ettirmeniz gerekiyor. Evlendiğinizi Türkiye'ye bildirmeniz gerekiyor. Türk vatandaşı olduğunuz için. Ondan sonra bu evrakları verdiğiniz zaman sizin evliliğiniz tescil ediliyor. Ve evlilikle ilgili yapmanız gereken tüm gereklilikler bu şekilde sonlanmış oluyor arkadaşlar. Dilerim mutlu, huzurlu, güzel bir evliliğiniz olur. Bir şey daha söyleyeceğim kapatmadan. Aile cüzdanı var biliyorsunuz. Bu aile cüzdanını da talep edebilirsiniz konsolosluğa gittiğinizde. Bazen konsolosluklarda olmayabiliyor. Ücreti mukabilinde tabii ki arkadaşlar. Bu evlilik cüzdanını şey diyebilirsiniz. Ya bu ne gereksiz evrak, hani işte kim kullanıyor ki? İşte annemin babamın var, albümlerin arasını atmışlar. İşte 40 yılda bir fotoğraflara baktığımız zaman açıp resimlerine gülüyoruz diyebilirsiniz. Demeyin arkadaşlar. Hiç ummadığınız yerlerde işinize yarayabiliyor. Mesela diyelim ki işte İran'a gidiyorsunuz eşinizle. Otelde kalmanız gerekiyor. İşte kanıtlamanız gerekiyor evli olduğunuzu. İşte çıkarıp hemen onu gösterip biz evliyiz. Bu bizim evlilik cüzdanımız diye biliyorsunuz. Ya da hiç ummadığınız, mesela benim başıma geldi. İşte eşimle evli olduğumu kanıtlamam gerekiyordu. Ondan sonra işte çıkarttım, verdim evlilik sertifikasını, lehçe. Olmaz dedi. Ne yapacağım? Arandım böyle dosyalarımı hep ben sırtıma, çantamı koyarak giderim. Çıkarttım evlilik cüzdanını. O kırmızı cüzdanı koydum masaya, şap diye kadın o ne dedi? Evlilik cüzdanı dedim. Ondan sonra açtı baktı, ciddi ciddi itimat da etti. Ha evet dedi, bak dedi, burada dedi benim anladığım dilden yazıyor dedi. Pat 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 evlilik kaydetti arkadaşlar. Dediğim üzere nerede işe yarayacağını bilemezsiniz. O yüzden evlilik cüzdanınızı da alın. Mutlaka yanınızda eşinizin ve kendinizin bir tane fotoğrafı olsun. Eğer ki konsoloslukta bu işlemi yapamazsanız yazın Türkiye'ye tatile gittiğinizde kaymakamlara 5 dakika uğrayın. Ya benim evlilik cüzdanı almam gerekiyor deyip, evlilik zaten halihazırda tescil edildiği için sistemde biliyorlar. Ekstradan bir evrak götürmenize gerek yok. Hemen hallederler arkadaşlar. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım keyifli bir video olmuştur. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Eğer ki kafanıza yatmayan kısımlar, sorular varsa o istisnai durumlar için de yorumlardan bana ulaşabilirsiniz veya sosyal medya hesaplarımdan. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Ve tabii bir şey daha ekleyelim bu sefer videomuzun sonuna. Allah mutlu mesut etsin. Utandırmasın inşallah.